Meclis Genel Kurulu'nda bu kez de Kürtçe tartışması yaşandı. Milletvekillerinin ses tonları yine bir anda yükseldi. AK Parti ile HDP'li vekillerin atışması uzayınca da birleşime ara verildi. PKK terör örgütü Kürt çocuklarımızı öldürürken biz okullarda Kürtçe dilini seçmeli dil haline getirdik. Kim Kürt düşmanı? Kim Kürt katili? İşte PKK, PYD, YPG. Ellerinde demirden bir erdiven var. Her yerde vuruyorlar. Hiçbir hakkı kabul etmiyorlar. Ama yeri geldiğinde büyük bir kardeşlik edebiyatı yapıyorlar. Kardeşlik mücadelesi veren biziz. Haftanın son mesai gününde tansiyon yine yüksekti mecliste. AK Parti ile HDP grup başkan vekilleri genel kurulda Kürtçe tartışmasıyla karşı karşıya geldi. Eskiden yasaklar vardı. Biz kaldırdık. Tutuklu ve hükümlülerin kendi ana dilinde avukatlarıyla ve yakınlarıyla görüşmesi mümkün değildi. Biz bu özgürlüğü getirmişiz. Nasıl Kürt düşmanı? Biz ne yaşadığımızı biliyoruz. Onlar burada hamasetle Kürtlerin hiçbir hakkı gasp edilmedi diyerek bunu yok sayamazlar. PKK terör örgütü Kürt çocuklarımızı, kızlarımızı, evlatlarımızı dağa kaçırdı. İşte Diyarbakır anneler onların bekçileri. Siz aranızda bir çizgi çekebilseydiniz. Teşekkür ediyoruz. AK Parti Diyarbakır milletvekili Oya Eronat'ta hedef oldu HDP'li Beştaş'ın suçlamalarına. Kırmızı listede aranan terörist Ali Haydar Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesi üzerinden karşılık verdi. Kürt halkının yüz karasısınız. Tecavüzcü coşkunla kaplı teröristin Kandil'de öldürülmesi bugün çok ağrınıza gitti. Hiçbir ırkın yüz karasılığını veya yüz haklığını kabul etmiyorum. Çünkü ben ırkçı bir insan değilim.